Merhaba sevgili arkadaşlar, bu videomuzda üçgenler ve dörtgenlerde iç açılardan bahsedeceğiz. İsterseniz sorulara birlikte başlayalım. Neymiş bu iç açılar, üçgenler ve dörtgenlerde? Birinci soru da diyor ki, yukarıda kamyon şoförü kömür boşaltırken kamyon kasasının kamyon tabanıyla ile yaptığı açı kaç derece olur demiş. Bakın burada bir üçgen oluşmuş. Bu üçgeni birlikte burada tekrar oluşturalım. Tamam mı? Bu tür sorularda yeniden bir kenarda oluşturmak size avantaj sağlayabilir. 44 derece buradaki açımız. Bu bir üçgen arkadaşlar. Üçgende iç açıları toplamı ne yapar? 180 yapar. O yüzden buradaki dik açıya dikkat edelim. Bir 90 derecelik dik açımız var. Bir de 44 derecelik açımız var. Bunları toplayacağız. 4 yaptı. 9 4 daha 13 134 derece yaptı bu ikisinin toplamı. Ne yapmalıyım? 180'den çıkartmalıyım. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180. 134'ü çıkarıyorum. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada 7 kalmış. 7'den 3 çıktı. 40. 46 derecedir aramış olduğumuz iç açı. Cevap C şıkkında var arkadaşlar. İkinci soruda dörtgenlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur denmiş. Birincisine de diyor ki Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Evet arkadaşlar, bu ifade doğru. Bütün dörtgenlerde yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, kare, dikdörtgen fark etmeksizin iç açılar toplamı 360 derecedir. İkinci özellikle de diyor ki kare ve dikdörtgenin bütün açıları 90 derecedir. Evet arkadaşlar, hem kare hem de dikdörtgen kendisini oluşturan kenarlar birbirine dik olacak şekilde oluşturulurlar. Karenin de dikdörtgeninde 4 tane 90 derecelik açıları vardır. Üçüncü üstünde diyor ki paralel kenar ve eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları eşittir. Bakın bir paralel kenarı hatırlayalım. Paralel kenar nasıl bir şeydi? Şu şekilde bir dörtgen arkadaşlar. İfadede paralel kenarın bakın karşılıklı açılarının eşit olduğu söyleniyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Buradaki karşılıklı açılar Mesela burası A ise burası A, burası B ise burası da B'dir. Aynı şekilde eşkenar dörtgen oluşturacak olursak, eşkenar dörtgende de yine karşılıklı açılar, bu açı ile bu açı A ile A ise burası da B ile B'dir. Dolayısıyla paralel kenar ve eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları eşittir. Doğru bir ifade. Diyor ki, yine paralel kenar ve eşkenar dörtgenin ardışık açıları toplamı 180'dir diyor. Burada kastettiği açılar şunlar arkadaşlar. Bakın bu ardışık. A ile B. Veya buradaki ardışıklığı kastediyor. Veya buradaki ardışıklığı. Tamam mı? Veya son olarak buradaki. Bu doğru arkadaşlar. A artı B her zaman 180'dir. Ardışık açılar. Aynı şekilde eşkenar dörtgende de ardışık açılar toplamı yine nedir? 180'dir diyoruz. Bu da doğru bir ifade oldu. Kaç tanesi doğrudur denmiş. 4'ü de doğrudur diyeceğiz. Dördüncü soruda bir paralel kenar verilmiş bize arkadaşlar. PRST paralel kenarı. S açısı ve T açısının ölçüleri farkını soruyor. Bize verilen açı 57 derece R açısı. İlk kural der ki bir paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Buranın 57 derece olduğunu bulurum. İkinci kural der ki R ve S ardışık açılar olduğundan toplamları 180'dir. 180'den 57'yi çıkarırsam S açısını bulurum. 7'den 5 çıktı. 2, 123. 123 derecede ne yaptı arkadaşlar? S açısı oldu. Tekrarlayalım. R açısıyla T açısı karşılıklı açılar olduğu için T 57 çıktı. R ile S birbirini 180'e tamamlayacakları için ardışık açılar birbirini 180'e tamamlar. O yüzden S de 123 çıktı. Bize S'den T'nin farkını soruyor. 123'ten 57'yi çıkartıyoruz. 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı. 6. 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıktı. 6. Aradığımız cevap 66 dereceymiş değerli arkadaşlar. Fark buymuş. 5. soru diyor ki yukarıdaki ikizkenar üçgende ne açısının ölçüsü S açısının ölçüsünden ne kadar fazladır diyor. Siz de bana diyorsunuz ki hocam madem bu bir ikiz kenar üçgen ikiz kenarları gören açılar eşittir. Yani burası A derece ise burası da A derecedir. Dolayısıyla da A derece ile A derecenin farkı sıfır olacaktır. Yani N açısının S açısından fazlalığı yoktur. Birbirine eşittir. Kaç olduğuna gelince yani A kaçtır? Yani 108 derece buradaki bir açıysa buradaki açılar kaçar derecedir derseniz. 180'den 108'i tepedeki açıyı çıkaracaksınız. 72 bulacaksınız. 72'yi bunlara eşit olarak paylaştıracaksın. 72'yi 2'ye bölersen 36 burası çıkacak. 36 da burası çıkacak. Fakat yine tekrarlayalım. Farkları sıfırdır. Altıncı soruda Sefa VOZ açısını, VOZ açısını bulmak istiyor. Aşağıdaki çözüm adımlarını izliyor demiş. Bakalım adımlarını takip edelim. Kaçıncı adımda hata yaptığı soruluyor. Öncelikle Sefa 90'dan 76'yı çıkarıyor. Niye? Burayı bulmak istiyor Sefa. Burayı buluyor 14. Sonra diyor ki, birinci adımda bir hata yok. PVZ açısının P ve Z açısının 14 olduğunu buldu. Güzel. 14 buraya da 14 diyor. Bunu da bir güzel topluyor. 28 buluyor. Bu ikisinin toplamını. Burada da bir hata yok. Sonra yapması gereken işlem bu açıyı bulmak için 180'den 28'i çıkarmak gerekiyordu. O ise ne yapmış? 360'tan çıkarmış. Bir üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğunu düşünmesi gerekirken 360 olduğunu düşünüyor ve hatayı dördüncü adımda yapıyor Safa değerli arkadaşlar. Yedinci soruda bir yamuk verilmiş bize. Buna göre B ve D açılarının ölçüleri toplamı soruluyor. Değerli arkadaşlar B açısına B dersem D açısına da D dersem şunu biliyorum bu bir yamuk dörtgendir sonuçta. Dörtgenin iç açıları toplamı da bellidir 360. Yani şu. B artı D artı 125 artı 62 hepsinin toplamı 360 yapacaktır. B artı D'yi zaten arıyorum. Artı 125 ile 62'yi toplayınca 187 yapıyor. Eşittir 360. O zaman B artı D nedir? 360'tan 187'yi çıkartacağız. 360'dan 187'yi çıkarırsak 3 15'ten 8 çıktı 7. 7. 173 bulunacaktır. Aradığımız cevap C seçeneğinde olacak arkadaşlar. 8. soruya bakıyoruz. Veysi elinde şeritleri, elindeki şeritleri kullanarak yukarıdaki üçgeni oluşturuyor. Oluşturduğu üçgenin A açısı C açısından 4 derece eksik, B açısından 4 derece fazladır. A açısına küçük A ile isimlendirelim. Burası A derece olsun. C açısından 4 derece eksikse C'nin olduğu yer A artı 4'tür. Çünkü C daha fazlaymış. 4 derece fazlaymış. A açısı B'den 4 fazlaymış. Demek ki B'nin olduğu yerde A eksi 4'müş. A A eksi 4 ve A artı 4 elimizdeki üçgenin iç açıları toplamı. İç açıları. Bunları toplayalım. Harfler kendi aralarında, sayılar kendi aralarında toplanacaktır. A, 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 3 A yapacaktır. Eksi 4 ile artı 4 toplamı 0 yapacağı için işin içine katılmayacaktır. 3 A iç açıları toplamı 180 olduğu için 3 A eşittir 180. Bir şeyin katı 3 katı 180 ise kendisi 60 derecedir. O halde A 60 derece, C 64 derece. B ise 56 derecedir. Bize B açısını soruyor. B açısı 56 derece olacaktır. 9. soruda Serdar öğretmen yukarıdaki üçgeni şekildeki gibi keserek köşelerinden kesiyor. Kestiği parçaları şekildeki gibi yerleştirmiştir. Bakın buradan bir üçgen kesiyor buraya koyuyor. Buradan bir B'yi bulduğu üçgeni kesiyor buraya koyuyor ve bunu da buraya koyuyor yerleştiriyor. Sonra neyi ispat ettiğini soruyor. Değerli arkadaşlar A, B ve C ne ifade ediyor? Üçgenin iç açılarını ifade ediyor. Üçgenin iç açılarıdır. Değil mi? Peki burada ne gerçekleşiyor? Bizim üçgenimizin iç açıları bir şekilde yan yana bir araya getiriliyor. Ve A, A B ve C olarak ucuca ekleniyor. Yan yana ekleniyor. Ve ne elde ediliyor? Bir doğru açı elde ediliyor. Yani A artı B artı C üçünün toplamı doğru açının toplamı 180 derecedir biliyorsunuz. Böylece ABC B, C iç açıları olmak üzere bu üçünün toplamının 180 olduğunu ispatlamış oluyor Serdar Öğretmen. O zaman Serdar Öğretmen'in ispatladığı şey üçgenin iç açıları toplamının 180 olduğudur arkadaşlar. 10. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde ABCD kare ADE eşkenar üçgen. Bu verilere göre BC açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakınız. Karenin kenarları birbirine eşittir. Bu kenar, bu kenar tamam olmak üzere bu kenar ve bu kenar birbirine eşit. ADE bir eşkenar üçgen olduğu için AD kenarıyla EA kenarı ve dolayısıyla bu kenarda birbirine eşittir. Değerli arkadaşlar, şimdi bize neresi soruluyor tek tek bakalım. Bize BCE açısı soruluyor. BCE açısı yani buradaki açının kaç derece olduğu sorulmuş. Devam edelim. Arkadaşlar kare olduğu için burası 90 derecedir. ADE bir eşkenar üçgen olduğu için burası 60 derecedir. Elimdeki üçgeni gösterelim Gösteriyorum size. Şöyle gösterelim. Burası E. Burası D. Burası C'dir. Tepedeki açı 90 artı 60'tan dolayı 150 derecedir ve bir ikiz kenarlık söz konusu. 180'den 150'yi çıkarıyorsunuz. 30 derece buluyorsunuz. Ve bu 30'u iki parçaya ayırıyorsunuz. Buraya 15. Buraya da 15 derece olarak paylaştırıyorsunuz. Yani burası 15 dereceymiş. Soru işaretli yer 90'dan 15'in çıkarılmasıyla bulunacaktır. Tamamı 90 olduğu için karede. Eğer 90'dan C açısı 90'dan 15'i çıkarırsam bulduğum 75 derece soru işaretinin bulunduğu BCE açısı olacaktır.